Herkese merhaba. Bu derste countable uncountable konusuna geçiyoruz. Yani sayılabilen ve sayılamayan isimlerden bahsedeceğiz. Türkçe uyumlu değil. Bu yüzden biraz zor gelebilir. Ama e, tek bir derste öğrenmeyi düşünmeyin yine de. Çünkü çok fazla net kuralları yok. Kurallar var ama böyle çok net şeyler değil. Her zaman istisnaları var. O yüzden duyduğunuz şekliyle aklınızda kalması gerekiyor. Duyduğunuz şekilde derken sürekli İngilizce şeyler duymayacaksınız. Burada okumanız çok önemli. Kitap okumaya başlayabilirsiniz artık. Yavaş yavaş Stage 1'dan başlayabilirsiniz. Karşınıza çıkan her kelimeyi başına en mi koymuş, san mı koymuş, dı mı koymuş böyle okurken altını çizmeye çalışın. Neden koyduğunu düşünmeye çalışın bu derste öğreneceğiniz kurallarla birlikte. Bu şekilde karşınıza çıka çıka öğreneceğiniz şeyler, ezberlenecek şeyler çok fazla değil. Yani ezberleseniz de zaten unutursunuz. Bu kitap elementary olduğu için çok fazla kelime vermiyor. Çok çok daha fazlası var. 100 tane, 200 tane bile bulabilirsiniz. Uncountable'lardan bahsediyorum. Sayılamayan isimlerden bahsediyorum. İnternette yazabilirsiniz uncountable list diye, listenin İngilizce hali list. O şekilde karşınıza görseller de çıkacak, sonrasında exercises yapabilirsiniz, egzersizlerini çözebilirsiniz. Bu şekilde mümkün olunca maruz kalmaya çalışın. Şimdi bu iki ünite şeklinde olacak. Yani bu bu videoda tek bir ünite işleyeceğim, sonraki videoda tekrar bir ünite daha işleyeceğim. İlkiyle şimdi başlayalım. Countable'dan başlıyorum yani sayılabilen isimlerden başlıyorum, ondan sonrasında uncountable'a geçeceğim. Ne, ne, nelere vermiş örnek olarak "car" demiş. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, Countablelar için "en" kullanabiliyorum. Sayılabilir bilir olduğu için yani bir araba, bir adam, bir şişe şeklinde söyleyebiliyorum. Sayılamayan şekli sayılamayanlarda "bir" diyemeyeceğim. Mesela burada en başta gördüğünüz gibi "water" sayılamaz. O yüzden "a water" diyemiyorum. "some water" şeklinde kullanıyorum. Hatta bir önceki derste bunu söylemiştim sana plural'da işlerken "en"in yerine "some" kullanacağız diye bottle sayılabilen bir şey. Şişeden bahsediyorum. Şişeyi sayıyorum. A bottle diyorum ama water sayamıyorum. O yüzden some water şeklinde kullanıyorum. Buradaki örneklerde de for example dediği kısımda bunların hepsi sayılabilen şeyler. Anlamlarına da bir bakalım nelermiş. A car yani bir araba demek. A man bir adam demek. A bottle bir şişe demek. A house bir ev. A key bir anahtar. An idea bir fikir demek. Burada dediğim gibi kurallar çok net değil. Ee, idea mesela soyut bir şey. Soyut şeyler genelde uncountable oluyor ama idea istisnai bir şey. Fikir derken an idea diyebiliyorum ama mesela advice, tavsiye bu da buna benzer bir şey aslında. Ama onu uncountable olarak algılanıyor. O yüzden onu da an, an advice diye bir şey kullanamıyorum. Ama an idea countable yani başına en gelebiliyor, sayılabilir bir şey. Sonrasında an accident, kaza. Bir kaza, iki kaza diyebiliyorsunuz. Altta neler vermiş? A bottle da diyebilirsiniz. Herhangi bir şişeden bahsediyorsanız a bottle. Sayı vermek istiyorsanız eğer bir tane şişe demek istiyorsanız one bottle şeklinde kullanıyoruz. İki şişe derken two bottle şeklinde kullanıyorum. Dikkat edin plural olduğunda e, s, takısı, pardon, s takısı geldi burada. Çünkü e'si zaten kendisinden vardı. Two bottle diye yaptım. Countable'ları plural yapabiliyorum. Uncountable'ları yapamayacağım. Birazdan onu göreceğiz. Bunlar countable olduğu için yapıldı three men demiş. Üç tane adam. Normalde men ama üç tane olsa three men şeklinde yapıyorum. Yine sayılabilir olduğu için bir de plural yapıyorum. Birden fazla olduğu için. Four houses demiş. Dört tane evden bahsediyorum. Bir ev derken a house diyorum. Eğer ki sayı vermek istersen one house derim. Bir tane ev derim. Özetle şöyle söyleyeyim. An a house bir, bir ev demek. One house bir tane ev demek. Four houses dört tane ev demek. Bu şekilde kullanılıyor. Demiş ki countable nouns can be singular or plural. Countable'lar tekil ya da çoğul olabilirler. Singular'lara örnek vermiş. A car, plural şekli cars. The car demiş. E, A car bir, bir araba, the car belli bir arabadan bahsediyorum. My car da benim arabam demek. Polaris'lere söylemiş cars, arabalar, two cars, iki tane araba, the cars yine arabalar, belli arabalar, bizim daha önce gördüğümüz olabilir, bahsettiğimiz arabalar olabilir. iki yani konuşma esnasında iki kişinin bildiği arabalardan bahsediyorum the derken. Some cars bazı arabalar demek, many cars birçok araba demek. Many birçok anlamı var. Örnek cümleler vermiş. I've got a car, bir arabam var. New cars are very expensive, yeni arabalar çok pahalılar demiş. There aren't many cars in the park. Parkta çok fazla araba yok demiş. Bu şekilde örnek cümleler vermiş. Altta bir başka açıklama vermiş açıklaması şu aslında Elon diyor, yalnız diyor. Yani you can't use a singular car, bottle, key etc. Elon. Bunları tek başına kullanamazsınız. You need a, you need an. Bir e ve e'ye ve n'e ihtiyacımız var. Biz Türkçe'de böyle kullanmıyoruz. E en konusunda işlemiştim bunu. Elma yiyorum diyoruz mesela ama İngilizce'de bir elma yiyorum dememiz gerekiyor. I'm eating an apple şeklinde kullanmam gerekiyor. Türkçe'ye uyumlu değil. Dikkat edin. İsimlerden önce eğer ki sayılabilir bir şeyse ve bir tane bir şeyse e kullan gerekiyor. Demiş ki we can't get into the house without the key. Get into girmek demek. Eve giremiyoruz anahtarsız. Giremeyiz ya da eve anahtarsız giremeyiz demek. With ile demek without olmadan sizsiz siz, eki veriyor yani. Without key diyemiyoruz without a key şeklinde kullanmamız gerekiyor. Countable konusu buydu e, egzersizlerde daha fazla kelime göreceğiz. Bu kadar değil tabii ki. Zaten sizin öğrenmeniz gerekenler countable'lar değil. Uncountable'ları öğrenmemiz gerekiyor ki geri kalan her şey zaten countable olacak. Sayılamayanları öğrenmek çok daha mantıklı. Şimdi asıl uncountable'lara geçelim. Yani sayılamayan isimlere geçelim. Neler vermiş? Water, air, rice, salt, plastic, money, music, tennis. Bildiğiniz anlamlar vardı Yine de hepsini söyleyeyim. Water su demek. Sıvılar sayılamıyor. Bu kuralımıza uygun. Air, hava demek. Havalar da, yani hava tarzı şeyler de sayılamıyor. Gaz tarzı şeyler sayılamıyor diyeyim. Rice, pirinç demek. Çok küçük taneleri olduğu için sayılamıyor. Salt, ondan da küçük taneli, toz halinde. Bu da sayılamıyor. Rice, pirinç demek de salt, tuz demek. Plastik de sayılamıyor. Türkçe'deki plastik. Money, çok ilginçtir ki sayılamıyor. Biz sayarız. Ee, ama İngilizce'de sayılmıyor. Müzik soyut bir şey gibi düşünebilirsiniz. O yüzden sayılmıyor. Oyunlar da sayılmıyor tenis şeklinde. Tenis, futbol, basketbol gibi şeyler sayılamıyor. Yani e basketbol, two basketballs diye bir şey zaten mantıken de olmaz. Bu tarz şeyler sayılamıyor. Bunlarla burası çok önemli. Çok dikkat edin. You can say one, two, three plus these things. Bu şeylerle 1, 2, 3, 4 gibi şeyler kullanamıyorsun. Çünkü zaten sayılamıyor. Bunları çoğul yapamıyorsunuz. Bunlar her zaman tekil olmak zorunda. Yani burada e, countable'da many cars dedik, two cars dedik. Bunlarda öyle bir şey yapamıyorum. E de kullanamıyorum. Bir, iki, üç, birçok gibi şeyler kullanamıyorum. Onun yerine ne kullanacağım? Tek başına money diyebilirim. The money diyebilirim. Belli bir paradan bahsediyorum. My money diyebilirim. Benim param. E kullandığım yerde some money şeklinde kullanıyorum. Mesela an apple diyebiliyorum sayılabilen olduğu için. Bu sayılamayan olduğu için some money diyorum. Bir de much var. Much da çok demek. Many, şurada bir tane many vardı. Many cars diyor. Bu da çok demek. Bu sayılabilenler için kullanılan çok. Bu ise sayılamayanlar için kullanılan çok. Much money derken much sayılamayan için kullanılan çok anlamında bir kelime. Örnek cümleler vermiş. I got some money. Biraz param var demek. Some biraz bazı anlamına geliyor. Farklı farklı Türkçe'de değişiyor. There isn't much money in the box. Kutuda çok para yok. Money isn't everything. Para her şey değildir demiş. Peki bunlar sayılamayan ama sayıla bir hale de getirebiliyoruz. Bir de böyle bir konu var. Nasıl getirebiliyoruz? Demiş ki you can't use a plus uncountable nouns. Bunlarla a kullanamadığımızı öğrendik. Ama şöyle kullanabiliyorum. A piece of, a bottle of şeklinde kullanabiliyorum. Ne demek? A piece of bir parça demek. Şimdi örnek cümlelerine bakalım, kelimelere bakalım, yapılara bakalım. Demiş ki a bottle of water demiş bir şişe su diyebiliyorsunuz. Normalde a water diyemiyorum, bir su diyemiyorum ama bir şişe su diyebiliyorum. Çünkü şişe şişe sayılabilir bir şey. Ve onu su ile birleştirebiliyorum. A bottle of water şeklinde yapıyorum. Bir şişe su demek. A piece of cheese demek. E, cheese peynir demek normalde sayılamaz. Bir parça peynir derken a piece of cheese kullanabiliyorum. Rice pirinç demekti. Yine sayılamıyor küçük parçalar olduğu için. Ama a bowl of rice diyebiliyorum. Bir kase pirinç diyebiliyorum. Milk sıvı için sayamıyordum. A carton of milk diyebiliyorum. Bir kutu süt demek. A bottle of perfume demiş. Parfümde hava ve gazlar sayılamaz demiştim. Parfümde artık gaz gibi bir şey dönüşüyor aslında sıktıktan sonra. O yüzden o da sayılamıyor. Ama a bottle of perfume diyebiliyorum. Bir şişe parfüm anlamında. Kahve sıvı sayılamıyor. Yani yapılmış halinden bahsediyorum. Ya da toz halde olsa fark etmez. O da toz olduğu için sayılamaz. Ama bir fincan kahve diyebilirim. O da a cup of coffee. Hep böyle e'si ve of'u var. Dikkat edin buna. A bar of chocolate. Türkçe'de de çikolata barı şeklinde kullanıyoruz. Başka bir Türkçe karşılığı var mı bilmiyorum. Yani bu dörtlü sekizi çikolatalar oluyor. Onlara bar çikolata, bar chocolate deniyor. A bar of chocolate şeklinde kullanıyoruz. Bir bar çikolata diye kullanabilirsiniz. A piece of music bir parça müzik demek. Müzik parçası diyoruz ya oradan geliyor belki de. E, bir parça demek. Cheese'de de a piece of kullanıyorum. Müzikte de a piece of kullanıyorum. Bir parça müzik gibi bir anlamı var. Ve a game of tennis. Normalde tenis tenis de teniste kullanamıyordum e'yi ama a game of tennis şeklinde kullanabiliyorum. Tenis oyunu demek. Konu anlatım bu kadar. Şimdi egzersizlere bakalım. Daha fazla kelime olacak. Ee, bence bunu siz kendiniz yapmaya çalışmayın. Birlikte yapalım. Çünkü burada e, yani açıklamalarda olmayan kelimeler var. Bilemeyebilirsiniz. Countable mı, uncountable mı? Öncelikle birlikte yapalım. Başka egzersizleri siz kendiniz yaparsınız. Kendinizi bir ölçmüş olursunuz. Ya da en azından öğrenmek için egzersiz yapabilirsiniz. Şimdi kelimelerin anlamlarına bakalım. Resimlerle mi eşleştirelim? Resimlerle eşleştirelim. Tuzdan bahsediyor. Sayılamayan olduğu için... It's salt diyorum. Bu tuzdur diyorum. Öncelikle ne istediğine bir bakalım afedersiniz. What are these things demiş. Bu, bu şeyler nelerdir? Some are countable and some are uncountable. Bazıları sayılabilir bazıları sayılamaz. Write a an if necessary. If necessary gerekliyse demek. Gerekliyse a an yazın demiş. Ne zaman gerekecek a an? Eğer ki sayılabilir tek bir şeyse a an kullanacağız. Mesela salt'ta sayılamayan olduğu için kullanmıyorum. Sadece it's salt şeklinde kullanıyorum. Ama dikkat edin e yine sam kullanıyorum diyordum ama her zaman değil. Bir şeyin ne olduğunu söylerken iç sam salt demiyorum. Sadece iç salt diye kullanıyorum. Buna dikkat edin. Gerektiği yerde söyleyeceğim burada sam kullanmıyoruz diye. Ee, ama spoon kaşık sayılabilen bir şey. O yüzden it's a spoon şeklinde kullanıyorum. Sayılabilenlerde e kullandım. Bu nedir? Sürahidir. Bakalım burada hangisi sürahi olabilir? Tahmin edebilir misiniz? Cak sürahi demek. Sayılabilen bir şey. O yüzden it's a cak şeklinde kullanıyorum. Sudan bahsediyor suyu göstermiş burada. It's water şeklinde kullanıyorum. Sayılamaz o yüzden es yok. Buradaki water'dan bahsediyorum. Jack da şuradaydı. Bu nedir? E, tooth, toothpaste'den bahsediyor burada. Diş macundan bahsediyor. Sayılamaz o yüzden it's toothpaste şeklinde kullanıyorum. Ama diş far, fırçası sayılabilir. O da toothbrush'tır. It's a toothbrush şeklinde kullanıyorum. Bunu it's toothpaste dedim. Sayılamaz. Buna ise it's a toothbrush şeklinde söyledim. Sayılabilir olduğu için. Yumurtadan bahsediyor. Sayılabilir. It's an egg şeklinde kullanıyorum. Egg yumurta demek. E ile başladığı için sesli harfle başladığı için it's an egg, an egg şeklinde kullanıyorum. E değil an kullandım. Burada para var. para sayılamaz. O yüzden it's money diyorum. Paradır diyorum. E, Wallet'tir bu cüzdandan bahsettiğim şey. Var mı burada wallet? Evet şurada yazıyor wallet şeklinde. Sayılabilir bir şey o yüzden it's a wallet şeklinde yapıyorum. Burada kum var. Kum çok küçük parçalar olduğu için sayılamıyor. It's sand şeklinde yaptım. E'si yok. E, bu nedir? Bucket'tır bu. Şurada ilk gördüğünüz bucket'tan bahsediyorum. Kova. Sayılabilir bir şey o yüzden it's a bucket şeklinde yapıyorum. Bu da nedir? Zarf'tır. It's an envelope şeklinde yapıyorum. Burada yazıldığı gibi. Sayılabilir olduğu için de en yaptım. Başında e olduğu için e olduğu için isten envelope şeklinde yaptım. Şöyle bir baktığınızda aslında kafanızda az çok nelerin sayılabilir olduğunu görebilirsiniz. Mesela sayıla, sayılabilenleri tekrar bir bakalım. Kaşık. Böyle bayağı bildiğiniz bir aletten bahsediyorum aslında. Yani spoon. Sonrasında jack'tan bahsettim. Surahi'den bahsettim. Sayılabiliyor. Toothbrush sayılabiliyor. Egg sayılabiliyor. Wallet sayılabiliyor bucket sayılabiliyor, envelope sayılabiliyor. Böyle kafanızda biraz canlanabilir aslında sayılabilir olan şeyler. Kuralı yok ama az çok kendinize göre kuralda da koyabilirsiniz. Sonraki alıştırmada ne demiş? Some of, these sentences are okay. Bu cümlelerden bazıları tamamen soru yok. But some need an. Ama bazıların an'e ihtiyacı varmış. Gerekli yerlerde yazacağız. Neye göre en e ihtiyacı olacak? Sayılabilen tek bir şeyse eğer an kullanmamız gerekecek. Demiş ki I haven't got watch. Watch sayılabilen bir şey. O yüzden a watch şeklinde kullanmam gerekiyor. I haven't got a watch şeklinde yapmam gerekiyor. Saatim yok demek. Watch hem izlemek demek hem de saat demek. Dikkat edin. İzlemek dersen fiil, saat dersen isim tabii ki. İsimlerden önce de en kullanıyorum. kullanıyorum. Duylak like cheese demiş. Cheese peynir demek. Peynir sever misin? It's okay demiş. Cheese sayılamayan o yüzden en kullanmıyorum. O yüzden okay. Bir sorun yok. I never wear a hat diyeceğim. A hat şeklinde kullanmam gerekiyor. Zaten bildikten sonra direkt ağzınızdan o şekilde çıkacak. Ya yani aynı I never wear a hat diye söyleyemiyorum bile. Ya yani zorlamam gerekiyor kendimi. Sizde de aynı hale gelecek. Çok fazla okursanız ve egzersiz yaparsanız ya da duyarsınız İngilizceyi. O yüzden I never wear a hat şeklinde yaptım. Sayıyla bir olduğu için e getirdim buraya. Are you looking for? Look for aramak demek. Are you looking for a job diye kullanırım. Meslek işten bahsederken e kullanıyorum. Sayılabilen a job şeklinde kullanıyorum. Ama mesela work de iş demek ama a work diye bir şey kullanamıyorum. Bu da istisnai bir durum. Yani kurala uymuyor. Job da work de hemen hemen aynı şeyler. Ama a job derken sadece work diye kullanabiliyorum. Burada are you looking for a job dedim. Kate doesn't eat meat. Meat sayılamaz. Et demek. Et yemez diyeceğiz burada de, diyor yani. Sayılamaz olduğu için e, kullanmıyorum. Yani burası okey. Kate eats apple every day. Apple elma demek sayılabilen. O yüzden an apple diye kullanmam gerekiyor. Başında a olduğu için sesli harf olduğu için an apple şeklinde kullanıyorum. Bu yanlış yani. I'm going to a party tonight diye kullanmam gerekiyor. A party diye kullanılıyor. Say, bence parti sayılamayan bir şey gibi ama hani iki parti, üç parti denmez ama İngilizce'de böyle. O yüzden I'm going to a party şeklinde kullanıyorum. 8 biraz kafa karıştıran bir şey. Neden? Demiş ki music is wonderful thing demiş. Cümle yanlış öncelikle. Aa, ama burada müziğe bakmamanız gerekiyor. Müzik evet sayılamayan bir şey. Zaten başına hiçbir şey getirmeyeceğim. Ama beni ilgilendiren şey think. Şimdi burada dikkat ettiyseniz cümlenin objektinden bahsediyorum. Subjektinden değil. Diğer cümlelere bir bakalım ne demek istediğimi anlayacaksın. I haven't got a watch demiş cümlenin nesnesi watch, öznesi ay. Bu konuyu işledim. bunu bilmeniz gerekiyor. Bilmezseniz yapmanız biraz zor. O yüzden tüm dersleri takip etmeye çalışın. demek istediğim şu. Burada beni ilgilendiren şey cümlenin nesnesi. O yüzden watch'a bakıyorum. Ay'a bakmıyorum ben. Do you like cheese demiş. Cheese'e baktım. I never wear hat demiş. Hat'a baktım. Cab'a baktım. Meet'e baktım. Kate'e bakmadım. Apple'a baktım. Yine Kate'e bakmadım. Party'e baktım. Burada da müziğe bakmıyorum. ting'e bakıyorum. Şey demek. Şey de sayılabilir. Thing ya da things diye kullanabiliyorum. O yüzden music is a wonderful thing diye yapıyorum. Wonderful harika demek. E, dikkat edin. E'yi normalde isimden önce kullanıyorum ama eğer ki bir sıfat varsa başında sıfattan önce kullanıyorum. Yani music is a wonderful thing şeklinde yapıyorum. Sonrasında 9'a ne demiş? Jamaica is island demiş. Is an island şeklinde yapmam gerekiyor. Ada demek. Ada sayılabilir. bir. O yüzden an island şeklinde yaptım. Island demeyin sakın buna. Öyle diyenleri diyorum. Island diye okunuyor. I don't need a key şeklinde yapıyorum. Bir anahtara ihtiyacım yok. Sayılabilir. bir. O yüzden a key yaptım. Everybody needs food. Food sayılamaz. Gıdadan yemekten bahsediyorum. O yüzden en koymuyorum. Bu şekilde kalıyor. Herkesin gıdayı yemeye ihtiyacı vardır demek. I've got a good idea diye yaparım. Söylemiştim idea fikir demek ve sayılabilen. O yüzden an idea diye kullanıyorum. Ama başına bir sıfat olduğu için I've got a good idea şeklinde kullanıyorum. İyi bir fikrim var demek. Can you drive a car şeklinde yapıyorum. Bir araba kullanabilir misin? Çok saçma biz Türkçe'de öyle kullanmıyoruz. Araba sürebilir misin diyoruz ya da kullanabilir misin diyoruz. Ama burada bir araba sürebilir misin diye kullanılıyor. Sonrasında do you want a cup of coffee demiş. Normalde kafe sayılamaz. EN yani kullanmamam gerekiyor ama a cup of şeklinde kullanıyorum. Bir fincan derken kullanıyorum. O yüzden burada bir E'ye ihtiyacım var. Şu şekilde duyvan a cup of kafe şeklinde yapıyorum. 15 tane demiş bakalım. I don't like coffee without milk. Burada da kafeden bahsetmiş. Sayılamayan bir şey a cup falan yok. A cup of yok. O yüzden bu şekilde kalıyor. I don't like coffee. Kahveyi sevmem without milk şeklinde yapıyorum. Milksiz yani süssüz sevmem şeklinde yapıyorum. Hatta şöyle bir kural da var. E, Sam da demem bunu. I don't like some coffee diye, diye de kullanmam. Hani biraz kahve sevmen gibi bir şey de yok. Yani e kullanamıyorum burada Sam da kullanamıyorum. O yüzden bu cümle dümdüz gidiyor. Yani her isimden önce aslında e and some kullanılmıyor. Çok net kuralları yok dediğim gibi duya duya aklınızda kalacak şeyler. Yani bugüne kadar zaten hiç I don't like a coffee, I don't like some coffee diye bir şey duymamışsınızdır. Böyle düşünebilirsiniz. I don't like li cümlelerden sonra e and some hiçbir şey gelmiyor. O yüzden bunda sadece I don't like kafi yapıyorum, without milk yapıyorum. Bu cümle doğrudur. Son olarak ne demiş? Don't go out without umbrella demiş. Bu şekilde kullanmam. Without siz, siz demek için without milk dedim, sayılamayan olduğu için kullandım. Ama without an umbrella şeklinde kullanıyorum. Sayıla bir olduğu için dışarı çıkma demiş. Şemsiye olmadan şemsiyesiz anlamında. Son alıştırmada şunu vermiş. Sayılamayan şeyleri sayılı bir hale getireceğiz. Yani mesela çaklat vardı. Çaklat sayılamaz. Çikolatadan bahsediyorum ama a bar of çaklat şeklinde yapıyordum. Bunları da öğrenmeniz gerekiyor aslında. Şunlar bile yeterli sizin kullanmanız için. Ya, ya sınav için çalışıyorsanız da yeterli. Günlükli için de yeterli şeyler. Çok fazla yok zaten. Neleri vermiş? Biz şimdi buraya yazalım. Buradan bakacağız mesela a bar of çaklat şeklinde yapacağız. Bununla bunu birleştireceğiz. İlkini o yapmış. Biz normal şeylerden gidelim, resimlerden gidelim. A carton of milk, bir kutu süt demek. Bu tamam. Buradaki nedir? Ee, bakayım ne olabilir? Ahşaba benziyor, tahtaya benziyor. Evet, şurada bir wood görüyorum. Wooddur. Wood'u nasıl kullanırım? Bir parça wood diye kullanırım. Yani bir parça ahşap diye kullanırım. O yüzden a piece of wood şeklinde kullanırım. Şuradaki piece'in birinin üstünü çizebilirsiniz. Burada sudan bahsediyor. Bir bardak su diyeceğiz. A glass of water şeklinde kullandım. Çaklatı zaten söylemiştim yine de söyleyeyim. A bar of chocolate diye kullanıyorum. Kahveden bahsediyor. A cup of coffee diye kullanıyorum. Bu çok duyulan bir şey zaten. Bir fincan kahve. Paper de piece ile kullanılıyor. A piece çok fazla kullanılıyor. A piece of music dedik. A piece of cheese dedik. a piece of wood dedik. A piece of paper diyeceğiz. Bir par yani bir sayfa demek aslında. Bir sayfa kağıt gibi. Yani bir parça kağıt demek. Bir sayfadan bahsediyorum aslında. A piece of paper diye yaptım. Soup çorba demek. E, çorba diyeceğiz. Ne deriz? A bowl of soup deriz. Bir kase çorba diye şek şeklinde kullanırız. A bowl of soup dedim. Bu biz çok kullanmıyoruz somun ekmek ama ya da bilmiyorum ben kullanmıyorum. Ekmek diyorum normalde. Ama e, a loaf of bread, bread diye kullanıyor. Şuradaki loaf'tan bahsediyorum. A loaf of bread şeklinde kullanıyor Bir somun ekmek demek. Yani somundan kalsın dilimlenmemiş haliyle bütün ekmekten bahsediyoruz. Son olarak hani kaldı. hani bal demek tatlım demek. E, buradaki anlam tabii ki de bal. E, ne diyeceğiz? Nerede var? Jar var burada. Bir kavanoz bal, bal diyeceğiz. A jar of honey şeklinde yapacağız. Şimdilik bu konu bu kadar. İkinci üniteye tekrar devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Nerede e kullanacağım? Nerede sam kullanacağım? Samı iki şekilde de kullanıyorum. Ona bakacağız. Yani söyleyeyim hatta countable ve uncountable'ın ikisiyle de kullanıyorum. E, önce bunu bir tam olarak hazmedin. Ondan sonrasında bu videoya geçin. E, bakın şeylerde dediğim gibi başka kelimeler varsa eğer bakmak isterseniz daha fazlasına bakın. burada şunları verecek bir de hiç tahmin etmeyeceğiniz kelimeler var. Uncountable olan. Mesela en ilginci furniture, mobilya. Mobilya sayılamayan bir şey. onlara bakacağız neler var diye ve egzersizlerini çözeceğiz tabii ki. Şimdilik bu ders bu kadar. beğendiyseniz like atabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.